Merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu gördüğünüz yüzük taşı modelinin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Örneğimizi çeyizlik yeleklerde, anne yeleklerinde, bebek örgülerinde birçok yerde kullanabilirsiniz. Altına lastik örmeden hemen direkt başlanabilen bir örnek. İsterseniz lastikle yapabilirsiniz. Hemen yapımına geçelim. Ben bunun için şişimi 17 ilmek attım. Hemen başlıyorum. İlk 5 ilmeğimizi haroşa olarak örüyoruz. 3, 4, 5 tane haroşa ördüm. Bir ilmek attım. 1, 2 tane daha haroşa ördüm. 3 tane ilmeği birlikte haroşa olarak örüyorum. 2 tane daha haroşa ördüm. Bir ilmek attım. 5 ilmeği haroşa olarak ördüm. Örneğimiz sadece ön yüzde kurulan bir örnek. Arka sıranın tamamını ters olarak örüyoruz. Hızlıca örüyorum arka sırayı. Tekrar ön yüzdeyiz şimdi. Baştaki 5 ilmeği yine haroşa olarak örüyorum. 5 tane ördüm. Bir alt sırada ilmek attığımız ilmek vardı. Onu düz olarak örüyoruz. Bir ilmek atıyoruz yanına. Bir tane haroşa. Ortadaki üçünü birlikte haroşa olarak örüyoruz. Yanına bir tane daha haroşa ördüm. Bir ilmek attım. Bir tane düz ördüm. 5 ilmeği haroşa olarak ördüm. İkinci sıramız da bu şekilde. Arkayı yine hepsini ters olarak örüp devam ediyorum. Tekrar ön yüze geçtim. 5 ilmeği, ilk 5 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Beş tane haroşa ördüm. 1, 2 tane düz ördüm. Bir ilmek attım. Üçünü birlikte haroşa olarak ördüm. Bir ilmek attım. 2 tane düz ördüm. 5 tane haroşa olarak ördüm. Sıramız da bu şekilde oldu. Arka sırayı ters olarak örüyoruz. Ön yüze geçtim. 5 tane haroşa örüyorum burada. 5 haroşayı ördüm. Şimdi ortada kalan bütün ilmekleri, yani 5 haroşa, 7 tane düz. Kurduğumuz örneğin hepsini düz olarak ördük bu sırada. 5 taneyi haroşa olarak örüyorum.
Arka taraftayım. Hepsini ters olarak örüyorum. Ön yüzdeyim. 5 taneyi ters olarak, yani haroş olarak örüyorum. 5 tane haroşa, 7 tane düz. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu şekilde oldu. 5 tane haroşa. Siz örneği büyüteceğiniz zaman bu 5'in yanına tekrar bir örnek, sonra yine haroşa olarak devam edeceksiniz. Ters taraftayım. Hepsini ters olarak örüyorum. Arka yüzü. Bu sırada örneğimiz tamamlanmış oluyor. Daha anlaşılır olması için ben bir örnek daha yapmak istiyorum. Yine ilk başladığımız sıranın aynısını yapıyoruz. 5 tane haroşa örüyoruz. Bir ilmek atıyoruz. 1, 2 tane haroşa. Üçünü birlikte toplayıp haroşa olarak örüyorum. 2 tane haroşa. 5 tane haroşa. Bu sıramız da bu şekilde. Pardon. İlmek atmayı unuttuk bu aşamada. Hemen geri aldım. Nasıl yapmıştık? 5 tane haroşa. Bir tane ilmek attım, 2 haroşa, üçünü birlikte haroşa olarak ördüm, 2 tane haroşa ördüm, buraya bir ilmek atıyorum, sonra 5 tane ilmek örüyorum haroşa. Şu aradaki ilmeği atmayı unutmuşum biraz önce. Yine arka yüzdeyiz. Arka yüzden tamamını ters olarak örüyoruz. Tekrar ön yüzdeyiz şimdi. Bakın örneğimiz çıkıyor. Gayet güzel oldu. Sıramızda yine 5 tane haroşa örüyorum. Attığım ilmeği düz olarak ördüm. Yanına bir ilmek attım. Bir tane haroşa ördüm. 3 ilmeği birlikte haroşa ördüm. Yanına bir tane haroşa ördüm. Tek. Bir ilmek attım. Bir tane düz ördüm. 5 ilmeği haroşa olarak ördüm. Arka sıraya geçiyorum. Tamamını ters olarak örüyorum. Yani haroşa olarak. Attığım ilmekler dahil hepsini ters olarak örüp sıra başına geliyorum. Şimdi yine ön yüzdeyim. 5 tane haroşa örelim buraya. Bunlar zaten hep aynı gidiyor. 1 2 tane düz, bir ilmek at, üçünü birlikte
topladım. Bir ilmek attım buraya. İki tane düz. Beş tane haroşa. Sıramızın bitiminde de görüntü bu. Örgünün arkasındayım tekrar. Hepsini ters olarak örüyorum sıra sonuna kadar. Ön yüze çevirdim. Beş taneyi haroşa olarak ördüm. Yedi tane düz örüyorum. Bu sırada arttırma yok. Beş haroşa, yedi düz. 5 tane daha haroşa olarak sıranın sonuna geldim. Arka kısımdayım. Hepsini ters örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Beş tane haroşa ördüm. Yedi tane düz. Ve bu örneğimiz de burada bitiyor. İkinci örneğimizin son sırası. Arkasını yine ters olarak örüyoruz. Yeni sıranın nasıl başladığında tekrar garanti olsun göstermek istiyorum. Yapmak isteyenler için iyice anlaşılır olmasını isterim. Bakın. Örneğimizin isminin nereden geldiği şöyle bakıldığı zaman bir yüzüğün taşına benzemiyor mu? Hemen yeni sıraya nasıl başlandığını göstereyim size tekrar. 5 tane haroşa. Bir ilmek atıyorum buraya. Örneği ilk başlarken yeni örneğe 5 tane haroşa örüyoruz. Bir tane ilmek atıyoruz. İki tane haroşa ördüm. Üçünü birlikte haroşa olarak topluyorum önden. Hemen yanına iki tane daha haroşa yaptım. Bir ilmek atıyoruz buraya. Beş tane haroşa örüyoruz sıra sonuna kadar. Yeni sıranın başlangıcı bu. Arkadaşlar, bu kadar yeterli sanırım, anlaşılmıştır. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Eğer videolarımı beğeniyorsanız, bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hepinize kolay gelsin.